Bir modeli var. Şöyle ki, hatırlayın 2019 yerel seçimlerinde, İstanbul seçimlerinde siyasi iktidar bir şey yaptı. Bir uygulama yaptı. O da şu ki, doğrudan doğruya Abdullah Öcalan'a, İmralı'da hükümlü bulunan Abdullah Öcalan'a bir akademisyeni göndererek ondan seçimlerde bir tutum, onun üzerinden seçimlerde bir tutum aldırdı ve bunu seçmene mesaj olarak taşıdı. Bir hatta Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması oldu. Evet. Abdullah Öcalan'ı dinlemiyorlar diye. Dinlemiyorlar diye kızdı. Şimdi burada Osman Öcalan'ı sen örnek verdin. Ama burada Öcalan faktörü şu açıdan önemli kullanılması. Siyasi iktidar Abdullah Öcalan'la bu çözüm sürecinin aşamasında da görüldü ki bir süreç tırnak içinde götürebiliyor. Şimdi ben bunu hatırlarsın birkaç hafta önce bu programda açıkladım. Öcalan'la şu anda görüşüldüğüne dair somut bilgiler var. Ve buna ilişkin özellikle siyasi iktidarın Kürt meselesinde, yani Kürt seçmen üzerinde bir sıkıntı yaşadığı görülüyor. Ne demek görülüyor? Nihayetinde şunu görebiliyoruz. Bir Millet İttifakı, bir Cumhur İttifakı var. Ancak seçimlerin kaderine özellikle HDP veya diğer Kürt siyaseti ekseninde politika üreten partilere oy veren veya bu tür hassasiyet olan seçmenlerin belirleyeceğine ilişkin genel bir kanaat var. Doğal olarak siyasi iktidar bu açıdan yeniden Öcalan kartını devreye sokarak bu alanda kendisini yapabilirse bir taraftar toplama, yapamazsa bir tarafsızlaştırma politikası izleyeceğine dair bir eğilim var. İkincisi, ben geçen cuma günü bir toplantı izledim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski milletvekili Mehmet Metin'in kurmuş olduğu bir dernek. Dernekte genel anlamıyla bir şöyle bir söylem vardı. Toplantıyı izledim, konuşmaları dinledim filan. Şöyle bir söylem vardı. Kürt sorunu çözüldü ancak Kürtlerin sorunu çözülmedi şeklinde bir söylem vardı. Ve önümüzdeki dönem... Bir şaka mı bu? Yani şey... Enflasyon ve hayat pahalılığı gibi. Hayır, şöyle yani... İzah et diye sordum. Yani şunu söylemek istiyorlar. Hani Kürtlerin eskiden yasaklar vardı, şunlar burada. Artık yasak değil ama halen eski dönemden kalma bazı uygulamalar var. O uygulamaların alışkanlıklar var. Onların değişmesi gerekiyor gibi bir söylem vardı. Ve bu açıdan da kendilerinin o Dembirder Derneği'nin adı da kendilerinin bu açıdan aktif hareket edeceklerini, devlet katında da bazı müdahalelerde, hani görüşmelerde veya hareketlerde bulunacaklarını, öte yandan da buradaki sorunların çözümü için de çaba sarf edeceklerini söylediler. Bu açıdan bakıldığında aslında fiilen sahada da bir şeyler olabilir mi diye arayışta olan unsurlar var. Ben şimdi İdris Şahin sadece DEVA Genel Başkan Yardımcısı değil, çözüm süreci denilen bir dönemin tanığı aynı zamanda. Size öncelikle şunu sormak istiyorum. Sizce bu dönem siyasi iktidarın seçimlerin kaderini belirleyeceği düşünülen bu seçmen kitlesi üzerine, yani Kürt yurttaşlarımızın üzerinde bir takım Öcalan açılımı veya işte başka tür açılımlar, bunları bekliyor musunuz? Böyle bir duyumunuz var mı? Yeni süreç tabii ki eskisinden farklı olarak duyumları sizin de kulağınıza geliyor mu? Bunu bir değerlendirir misiniz? Bunun bir de karşılığı olacağını düşünüyor musunuz? Özellikle o seçmen kitlesi. Bütün soruları bir seferde sordum. Hepsini sordum. Sayın Terkioğlu, Ayhan Bey'i yolcu ettikten sonra bakalım heybeden ne çıkacak, nasıl bir sualle karşı karşıya kalacağız diye düşünüyordum. Döndük dolaştık, iş tam çözüm sürecine gitti. Tabii ki öncelikle şunu ifade edeyim. Ben 2013 yılında meclis çözüm süreci komisyonu sözcülüğünü yaptım. O dönem inanarak gerçek anlamda Türkiye'de kalıcı barışın tesis edilmesi bakımından anaların gözyaşının son bulması ve bir şekliyle ülkedeki çatışma ortamının barışla
nihayete kavuşması noktasında çok önemli bir adım atılmıştı o günkü şartlarda. Tabii ki farklı farklı önergeler vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önergesini geri çekmek durumunda kaldı. Ve Sezgin Tarrukulu ve arkadaşlarının vermiş olduğu önergeyi de biz imzaları tamamlayarak birleştirmiştik. Ve hep şunu söylerdim ben komisyon toplantılarında. Her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi fiili olarak burada değilse, vermiş olduğu önergeyle ruhu burada. Keşke o gün kendisi de orada olabilseydi ve bugün bu ülkenin çok önemli bir sorunu olan Kürt meselesi o gün daha farklı bir geniş katılımla toplumun her kesimini kuşatacak ve kucaklayacak mahiyette çözülebilseydi. Ancak başlangıçta çok iyi niyetlerle başlayan bu süreç devamında her iki tarafında, bunu özellikle ifade etmekte fayda var, iktidar cenahının da HDP cenahının da bu olaydan siyaseten kendi lehlerine oy devşirmeye yönelik tutum ve davranışları nedeniyle kadük kaldı ve bugün geldiğimiz nokta itibariyle çözüm sürecini kimse olumlu olarak yad etmeyi bile kendisine konuşurken cesaret edemez bir noktaya geldi. Oysa biz o gün yaptıklarımızın tamamen arkasındayız, doğru bir iş yapmıştık ama sonuçları itibariyle arzu etmediğimiz bir sonuca evrildi. Şimdi sizin sualiniz, şunu özellikle ifade edeyim. Sayın Erdoğan seçimlerde eğer lehine bir sonuç elde edebileceğini düşünür ise her türlü adım atar. Öncelikle bunu ifade edeyim. Yarın seçimlerde lehine olacağını düşünürse bugün bir kısım iddialar kamuoyunda görüşülüyor. Öcalan'la görüşme gibi, Kandil'le görüşme gibi, Suriye'deki yapıyla görüşme gibi bir kısım temaslarda bulunduğuna dair kamuoyunda geniş bir algı var. Buna yönelik bir kısım bilgi kırıntıları var. Devletin görüştüğünü kesinlikle biliyoruz bu üç ayakla da beraber. Ama iktidar temsilcilerinin görüşüp görüşmediği noktasında elimizde somut bir veri olmadığı için bir şey söylememiz mümkün değil. Ancak Sayın Erdoğan seçimlere yönelik buradan bir çıkış yolu bulabileceğine inanırsa kesinlikle bu kartını da açacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Zaman zaman zaten kamuoyuna yansıyan bir kısım açıklamalarla da bu durumu ortaya koyabiliyor. Şimdi burada tabii görüntüdeki Sayın Bahçeli'yi gösteriyorsunuz. Acaba onun düşüncesi ne olur gibi bir düşünce de olabilir. Çünkü Cumhur İttifakı sadece AK Parti'den ibaret değil. Artık yanında Milliyetçi Hareket Partisi de var. Büyük Birlik Partisi de var ve İşçi Partisi diye tabir ettiğimiz Vatan Partisi de var. Şimdi burada benim gördüğüm hassasiyet şu. 2019 yerel seçimleri öncesinde İmralı ile yapılan görüşmelerin TRT kanalından yayınlanmış olmasına rağmen sadece bir belediye seçimi için bunu iktidarın kullanmasına göz yuman Bahçeli'nin yarın topyekun ülkenin iktidarın değişimine yönelik atılacak bir adımda buna ses çıkartacağını ben düşünmüyorum. Çünkü gerçek anlamda bu meselenin çözümüne dair samimi bir gayretleri olmuş olsa bu samimi gayretin konuşulacağı ve adım atılacağı yer hiç şüphesiz 2013'te olduğu gibi parlament olur. Çünkü millet iradesinin üstünde hiçbir güç yok Türkiye'de. Biz buna inanmışız. Gazi Mustafa Kemal'in deyimiyle hakimiyet kayıtsız ve şartsız millete aitse, millet iradesinin dokunulmazlığına inanıyorsak, bu ülkenin can alıcı sorunlarının çözüm merceği ve konuşulacağı adresinde parlamento olması lazım. Sayın Erdoğan bu yönde bir adım atarsa, parlamentoda bu konunun konuşulması, seçimler öncesinde gündeme getirilmiş olması, samimi bir davranışın tezahürü olarak asla addedilmemeli. Çünkü artık şu aşamadan sonra Sayın Erdoğan'ın atacağı her adım çözüm odaklı değil, sadece seçim odaklı atılacak bir adımdır. Bunu da vatandaşlarımızın çok iyi görmesi lazım. Aksi takdirde şu ana kadar bu meseleyi kendine dert edinmiş bir yönetim olmuş olsaydı çoktan bu mesele çözülebilirdi. Ama ben her daim şu sözü söylüyorum. Barış herkesin kazandığı ama çatışma ortamı ise herkesin kaybettiği bir süreçtir. Dolayısıyla bu ülkenin bir an önce vatandaşlarıyla kalıcı bir barışı tesis etmesi için atılacak
her türlü adımı son derece biz kıymetli görüyoruz. Deva Partisi'nin parti programına yansıyan düşüncesi de bu yöndedir. Deva Partisi'nin sözcüsü İdris Şahin olarak ben de geçmişten bu yana elde etmiş olduğum tecrübelerle şunu görüyorum ki ülkenin birbiriyle kendi içinde kavga ile kaybedecek en ufak bir zamanı söz konusu değil. Çünkü içeride dirliği olmayanın dışarıda itibarı olmuyor. Şu an itibariyle dışarıda 10 kuruşluk itibarımız yoksa bilin ki içeride yapmış olduğumuz siyasi kavgalar nedeniyledir. İdris Bey, bu tabii ki öyle yani kesin. Zaten kim ülkesinin içinde böyle bir şey ister? Mutlaka ve mutlaka herkes ülkede huzur ister. Ben son olarak şunu biraz daha açın bize, size öyle gönderelim. Bu herhangi bir şekilde İmralılı ya da başka türlü böyle bir hareketin AKP'ye ya da Cumhur İttifakı'na Kürt seçmenden bir oy kaymasına neden olabileceğini veya kaybettiği muhafazakar Kürt seçimini geri kazandırabileceğini siz düşünür müsünüz? Şahsi fikrinizi soruyorum. Asla Sayın Çapa bu mümkün değil. Kürt halkının gönlünden Tayyip Erdoğan sevgisi çoktan düşmüş. Yani bunu biz gittiğimiz alanda görüyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine en çok seyahatte bulunan isimlerden birisiyim. Sayın Genel Başkan'la bütün vilayetleri ve ilçelerdeki gezilerin tamamına katıldım. Ben Orta Anadolu'yum. Gelenek olarak farklı bir gelenekten geliyorum. Ama oradaki insanların hissiyatını fevkalade iyi görüyorum. Ve onların diliyle konuşmasını, onların dertleriyle dertlenmesini biliyoruz. Ve onların sofralarına konuk oluyoruz. Onların sofralarında yapmış olduğumuz her türlü istişarede ve sohbette artık Cumhur İttifakı'na karşı en ufak bir güvençlerinin kalmadığını, özellikle Sayın Erdoğan'a karşı da muhafazakar Kürtler de dahil olmak üzere hiçbirinin bir güven duymadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla şu aşamadan sonra atılacak herhangi bir adımın seçimlerde oya tahvil edilmesi asla mümkün değil. Bu nedenle buna dair çözüm gerekli mi? Mutlaka gerekli. O ayrı bir şey. Ama bu çözümü şu anki iktidarın yapabilecek bir imkanı kalmadı. Bir an önce sandığı getirmeli. Sandıkta oluşacak iradeye göre yeni oluşacak parlamento bu meselenin çözümünde en önemli adres olmalı. Ondan yanında kimsenin şüphesi olmasın. Bu iktidarın değişiminden sonraki süreç içerisinde Türkiye'de gerginliklerin tamamen sonlandığı, ayrışmanın ortadan kalktığı ve 85 milyonun kardeşçe huzur içinde yaşayacağı günlerin de çok yakın olduğunu buradan ifade edebilirim. Çok teşekkür ediyoruz Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin bizimle paylaştığınız fikirleriniz ve verdiğiniz bilgiler için diyelim ve bu konuyu biraz daha konuşmaya devam edelim Barış. Kamuoyu araştırmacısı Reha Ruhavioğlu bizimle birlikte olacak. Reha Bey'i görebiliyor muyuz? Reha Bey hoş geldiniz yayınımıza. Sizi biraz beklettik kusura bakmayın. Hoş bulduk Emin Bey. Hiç önemli değil, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. İstersen Barış biraz önce İdris Bey'in bıraktığı yerden devam etmesini rica edelim. Ondan sonra sen sorunu sor. Reha Bey.